Sayın seyirciler, iyi akşamlar. Saatler 19'u gösteriyor. Güne yansıyan gelişmeler ve detaylarla ana haber bültenimizde karşınızdayız. Hoş geldiniz diyoruz efendim. Bültenimizin başında Türkiye'de iki gün sonra gerçekleşecek seçim olacak. Zira Türkiye'de yeni cumhurbaşkanının belirleneceği cumhurbaşkanlığı seçimiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. döneminin belirleneceği genel seçime 2 gün kaldı. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 600 yeni üyesi belli olacak. Sayın seyirciler, bugün 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü. Gün dolayısıyla biz bir arada güçlüyüz sloganıyla tören düzenlendi. Törende yapılan konuşmalarda hemşirelik mesleğinin önemine vurgu yapıldı. Diğer yandan Başbakan Yunan Üstel emekli hemşire Neriman Yıldızal'ı evinde ziyaret etti. Mücahitlik madalyasını takdim etti. Yıldızal'ın zor günlerde ifa ettiği mesleği ve topluma verdiği hizmetlerin paha biçilemez olduğunu ifade etti. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği de kaliteli sağlık hizmetinin yolunun yeterli hemşire, elverişli çalışma koşulları ve adil ücretle mümkün olacağı görüşünü ortaya koydu bu önemli günde. Ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın eylemiyle ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, öneri sunmadan toplumu yanıltacak açıklamalarda bulunuyorlar. Hiçbir öğretmenin haysiyetini rencide edecek bir durum söz konusu değil. Samimi iseler ülkenin insanına daha fazla hizmetin yolunu birlikte arayalım ifadelerini kullandı. İşte bu aktardığım haber başlıklarının detayları ve daha fazla gelişme ile ana haber bültenimiz başlasın. Türkiye seçimi hazırlanıyor dedik. Türkiye'de yeni cumhurbaşkanının belirleneceği cumhurbaşkanlığı seçimiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. döneminin belirleneceği genel seçimi 2 gün kaldı. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 600 yeni üyesi belli olacak sayın seyirciler. Aynı tarihte yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmek için 3 adaydan birinin %50'nin üzerinde oy alması gerekiyor. Aksi takdirde yeni cumhurbaşkanını belirlemek için en fazla oy alan 2 aday arasında 28 Mayıs tarihinde ikinci tur seçime gidilecek. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 600 yeni üyesinin belirleneceği genel seçim 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. 2 gün sonra yapılacak genel seçimlerde yeni meclis üyeleri belli olacak. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı olabilmek için katılan 3 adaydan birinin %50'nin üzerinde oy alması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylardan herhangi birinin %50'nin üzerinde oy almaması durumunda 28 Mayıs'ta ikinci tur seçim yapılacak ve bu turda en fazla oyu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yarışacak. Memleket Partisi adına aday olacağını duyuran Muharrem İnce ise adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Sayın seyirciler, bugün 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü. Gün dolayısıyla Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası bir arada güçlüyüz sloganıyla tören düzenledi. Törende yapılan konuşmalarda hemşirelik mesleğinin önemine vurgu yapıldı. Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğüne dikkat çekildi. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Dünya Hemşireler Günü nedeniyle törende ilk olarak Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen konuştu. Hükümet ve muhalefeti sağlık altyapısının geliştirilmesi konusunda daha etkin ve birlikte çalışmaya, ayrıca çalışanların haklarını koruyup geliştirmeye çağıran Özgöçmen, gençlerin hemşirelik mesleğini tercih etmesi için de yetkililerin üzerine düşeni yapmasını istedi. Kamu sağlık sisteminde hemşire istihdamının devam ettirilmesini savunur, özel hastaneler tarafından asgari ücretle çalıştırılmaları mağduriyetinin ortadan kaldırılmasını talep ederim. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen de hemşirelerin sağlık sistemindeki önemine işaret ederek hemşirelik mesleğine daha çok önem verilmesini istedi. Özgöçmen, sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddetin önüne geçilmesi gereğine de vurgu yaptı.
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, hemşirelerin özlük haklarının geliştirilmesi yanında sağlık hizmetlerinin artırılması, mesleklerinde saygı görmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Altuğra, hemşire ve ebelerin çalışma koşullarını ve özlük haklarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini de belirterek, bakanlık olarak yaşama geçirdiklerinin yanında hedeflerini anlattı. Yataklı tedavi kurumları dairesi yasasında yapacağımız yüksek hemşire ve ebe katkılarının artırılmasıyla istihdam konusunda da geçmişe oranla önemli gelişmeler kaydedeceğimize inancımız tamdır. Bu süreç tamamlanana kadar kadrolarımıza 12 yüksek hemşire, 4 yüksek ebe istihdamı tek yakında yapılacaktır. Sınav tarifleri ilan edilmiştir. Bakanlık olarak her iki dairemizde de teşkilat şemalarında personel sayılarının artırılmasına yönelik çabalarımız hızla devam etmektedir. Ayrıca ebelik, hemşirelik hizmetleri kadrolarında çalışan hemşire arkadaşlarımızın terfileri önümüzdeki ay gerçekleşecektir. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da Hemşireler Günü'nü kutlayarak depremde yaşamını yitiren vatandaşlar önünde saygıyla eğildiğini söyledi. Bu ülkede sağlık sistemini evet Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ve tabii ki siyasettekiler hep birlikte yöneteceğiz. Artık zaman birlikte yönetme zamanıdır. Çünkü bizim birliklerimiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de sağlık çalışanlarının her zaman baş tacı olduğunu ifade ederek sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Siz her zaman baş tacısınız. Başımızın tacısınız. Çünkü sağlık alanında çalışan insanlar bizi yaratan Yüce Rabbim'den sonra sığındığımız insanlardır. Hemşirelerdir, ebelerdir, doktorlardır. Cumhurbaşkanı Ersin Tatarsa konuşmasında Hemşireler Günü'nü kutladı. Her zaman toplumun yanında olan hemşirelerin kutsal bir görev yerine getirdiğini, topluma özveriyle hizmet verdiğini söyledi. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni geleceğe hep birlikte çalışarak taşıyacaklarını ifade ederek, hemşirelerin milli mücadele yılları, pandemi, deprem döneminde her aşamada halkın hizmetinde olduğunu kaydetti, tebrik etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına vermekte olduğumuz hizmetlerin, ilimin, bilimin, tıptaki gelişmelerin ve sizlerin çağdaş ve her türlü aldığınız eğitimdeki artan kalifeyle bu hizmetlerin kalitesinin de artmasıdır. Temennimiz budur, onu görüyoruz, o bakımdan sizlere başarı diliyorum. Konuşmaların ardından deprem bölgesinde görev alan hemşirelere plaket verildi. Ayrıca hemşirelere ait 1. Ulusal Test Çalışmaları posteri ve hemşirelerin sanatsal resimleri sergilendi. Başbakan Ünal Üstel, emekli hemşire Neriman Yıldızal evinde ziyaret etti. Mücahitlik madalyasını takdim etti. Başbakan konuşmasında 1976 yılı öncesinde mücahidelik görevini hemşire olarak yapan Yıldızal'ın zor günlerde ifa ettiği mesleği ve topluma verdiği hizmetlerin paha biçilemez olduğunu söyledi. Başbakan Ünal Üstel, 1976 yılı öncesinde mücahidelik görevini hemşire olarak yapan Neriman Yıldızal'ı evinde ziyaret ederek mücahitlik madalyası takdim etti. Başbakan Ünal Üstel konuşmasında ülkemiz için vatan, bayrak ve Kıbrıslı Türklerin hür, bağımsız, özgür ve insan onuruna yakışan bir şekilde yaşayabilmesi adına her türlü mücadeleyi veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise teşekkür ederken içinde bulunduğumuz bu özel hafta dolayısıyla hem kendisini ziyaret etmek hem de kutlu davamıza verdiği hizmetlerden ötürü Neriman Yıldızal'a Milli Mücadele Madalyamızı takdim etmenin mutluluğunu yaşıyorum, dedi. Geçtiyse onların bir anısına bu madalyamızı vermek buna için çok çok teşekkür bazen ederim. Toplu, bazen böyle sizin gibi büyüklerimizin evine gelerek komutanımla bunları takdim ediyorum. Sizin, biz sizi unutmadık. Ne emekler verdiniz çok, hemşire çok, olarak, çok, çok ne verdik. Mücadeleler verdiniz hemşire olarak bu ülkenin buralara gelmesi için. Onun için biz dedik de bu büyüklerimizi özel günlerde ziyaret edelim. Çünkü bugün hem ebeler,
hemşireler haftası. Hem anneler gününü kutlayalım, hem de sizin hayır duanızı da alalım. Allah böyle nice gidelim. Yıllara tesadüf hepimize, etsin sizi. Hepimize. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği de kaliteli sağlık hizmetinin yolunun yeterli hemşire, elverişli çalışma koşulları ve adil ücretle mümkün olacağı görüşünü ortaya koydu. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada, hastalara hayal ettikleri derecede yüksek kalitede sağlık hizmeti sunabilmenin yolunun yeterli sayıda hemşirenin varlığı, elverişli çalışma koşulları ve adil bir ücretlendirme ile mümkün olacağı belirtildi. Açıklamada, sağlık sisteminde yaşamsal derecede önemli görevi olan hemşirelerin yine pek çok sorun içinde kutlama yaptığı ifade edilerek, kamuda ve özelde farklı statülerde aynı işe farklı ücretlerle emekleri sömürülerek çoğu zaman iş güvencesiz olarak emek verdikleri kaydedildi. Son dönemde artan toplum içi şiddet, düzensiz sağlık sisteminden dolayı artan şiddetle hemşirelerin de sık sık yüz yüze geldiği ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. Emek sömürüsüne, adil ve eşit olmayan maaş ve çalışma şartlarına, artan sağlıkta şiddete rağmen gece gündüz demeden fedakarca hizmet veren çok değerli arkadaşlarımızın Dünya Hemşireler Günü'nü kutlarız. 6 Mayıs'ta görüldüğü gibi özlük hakları, çalışma koşulları ve toplumsal sorunlarla mücadelede dayanışma içinde yine birlikte olacağımızı açıkça vurgulamak isteriz. Sayın seyirciler, Maliye Bakanı Ali Şanşan 16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Engelliler Federasyonu'nu ziyaret etti. Bakana ziyareti sırasında federasyonun 16 maddelik istem paketi sunuldu. Maliye Bakanı şu anda ziyarette. Başbakanın yıl sonuna kadar 50 özel gereksinimli bireyin istihdamını müjdelediğini hatırlatarak kendilerinin de mali olarak üzerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi. ...16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Engelliler Federasyonu'nu ziyaret etti. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ve Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk, Bakan Şan'a ziyareti sırasında federasyonun 16 maddelik istem paketini sundu. Federasyonun en büyük başarısının engellileri koruma ve istihdam yasasının çıkarılması olduğunu kaydeden Yücetürk, 2006 yılından bu yana tek bir engellinin kamuya istihdam edilmemesinin kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Başbakanın 50 engellinin istihdam edileceğini açıkladığını belirten Yücetürk, "Bu bizi biraz ferahlatır," dedi. Dünyanın hiçbir ülkesinde hayır kurumlarından KDV alınmadığını belirten Yücetürk, %5'lik KDV'nin kendilerini yıprattığını söyledi. Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda da engellileri koruma ve istihdam yasasındaki bir maddenin bir engellinin başka bir yerden maaş alması halinde engelli maaşının kesileceği yönünde bir madde olduğunu belirterek bu maddenin düzeltilmesini istedi. Maliye Bakanı Ali Şanşan da 16 maddelik istem paketini kendisinin ve bakanlık çalışanlarının büyük bir titizlikle inceleyeceklerini ve ellerinden geldiği çerçevede samimiyetle hayata geçirme noktasında çalışacaklarını ifade etti. Göreve geldiğimiz günden belli, Başbakanımızın özel gereksinimli bireylerle ilgili ve hükümetimizin özel gereksinimli bireylerle ilgili gerçekten bir hassasiyeti olduğunu belirtmek isterim. Evet. Ve nitekim bu farkındalık haftası içerisinde geçen gün hükümetimizin bir yılını Başbakanımız değerlendirirken konuşmasının içerisinde de değil, ta en başından evet. Hem bu farkındalık haftasına değinerek hem de sizlerin ihtiyacı olan, az önce konuşmalarınızda hassasiyetle istihdam olarak üzerinde durduğumuz ve 2006 yılından buraya kadar da hiçbir engelli istihdamının yapılmadığını da dile getirdiniz. İşte bu bağlamda Başbakanımız daha konuşmasının başında da sizin bu hassasiyetinize değinerek yıl sonuna kadar 50 tane özel gereksinimli bireyimizin, vatandaşımızın, engelli vatandaşımızın istihdamını da müjdelemiş oldu. Şan, federasyonun verdiği mücadeleyi gönülden desteklediğini de dile getirdi.
Sayın seyirciler, Haksen engelli çalışanların mağduriyetinin giderilmesi için hazırladığı yasal düzenlemeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taço'ya sundu. Ziyarette engellilerin istihdamı konusunda da talepte bulunuldu. Eşit Hak ve Adalet Sendikası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taço'yu ziyaret etti. Sendikadan yapılan açıklamaya göre engelli çalışanların mağduriyetinin giderilmesi için sendika tarafından hazırlanan yasal düzenleme Bakan Taço'ya sunuldu. Haksen Genel Sekreteri ve Engelliler Komitesi Başkanı Murat Göçer görüşme sonrası yaptığı açıklamada engelli kamu çalışanlarının mezuniyet durumlarına göre yapılan barem düzenlemesi ve gelebilecekleri son kademedeki durumlarıyla ilgili mağduriyetin giderilmesi adına hazırladıkları yasal düzenlemeyi bakana sunduklarını kaydetti. Engelli istihdamı konusunu da görüştüklerini kaydeden Göçer, her zaman mücadelemizin önemli bir parçası olan engelli çalışanların haklarının yanı sıra, özel sektörün geneli için kanayan yara olan asgari ücret ve ihtiyaç sandığı sorunlarıyla ilgili de Bakan Taço'yla fikir alışverişinde bulunarak görüşlerimizi ifade ettik dedi. Göçer, asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa endekslenmesi konusunu da gündeme getirdiklerini ifade etti. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Engelliler Haftası'nda çok anlamlı bir etkinliğe imza attı sayın seyirciler. Hafta dolayısıyla çeşitli nedenlerden dolayı askerlik görevini yerine getiremeyen engelli mücahitlere yönelik Gülseren Kışlası'nda temsili askerlik uygulaması töreni yapıldı. Törende engellilere temsili terhis belgeleri takdim edildi. Gülseren Kışlası'nda temsili askerlik uygulaması töreni yapıldı. Engelliler Haftası dolayısıyla çeşitli sebeplerden dolayı askerlik görevini yapamayan engelliler için düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile bazı bakanlar, askeri ve sivil üst düzey yetkililer ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak temsili askerlik görevine katılan mücahitler and içti. Nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu ve askerliğin namusunu. Törende daha sonra Kıbrıs Türk Görmezler Derneği üyesi Mehmet Geçit Kıbrıs şarkıları seslendirdi. Algı özel eğitimden gençler tarafındansa dans gösterisi sunuldu. Törende engelli mücahitlere temsili terhis belgeleri takdim edildi. Görme engelli mücahitler adına konuşma yapan Abdülsamet Kazan bir günlük bile olsa askerliğin onurunu yaşamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Geçmişte olduğu gibi bugün de Türk milletinin bir ferdi olarak her zaman canlarını feda etmeye hazır olduklarını söyledi. Törende daha sonra engelli vatandaşlar adına Sahir Göktaş "Anlat Bana Anne" adlı şiiri seslendirdi. Bana gökyüzünü anlat anne, bulutları, yıldızları, hatta güneşi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, vatan hizmetinin her Kıbrıs Türkünün hakkı ve ödevi ayrıca onur vesilesi olduğunu belirterek, Güvenlik Kuvvetleri saflarında bir günde olsa kahraman birer mücahit gibi gururla askerliğe hazır halde duran mücahitleri gönülden kutladı. Mücahitler biraz önce şanlı bayrağımız ve silah üstüne ellerine koyup ebediyete kadar sadık kalacağımız askerlik yeminini ettiniz. Gönülden inanıyoruz ki size muhtaç duyduğunuzda bu yemin eden her vatan evladı gibi sizler de bu vatan için canınızı esirgemeyeceksiniz. Askerlik yemininiz yüce Türk milletine, güvenlik kuvvetlerine, ailelerine ve sizlere hayırlı ve uğurlu olsun. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da engelli vatandaşların yeminine şahitlik etmekten büyük mutluluk duyduğunu vurguladı. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin savunması için, güvenliği için bu halkın, bu mücahit halkın bu topraklarda barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşayabilmesi için vatan savunmasında ecdadımızdan, anneannelerimizden, dedelerimizden, annemizden, babamızdan
aldığınız o ilhamla mücahit ilk görevini vatan savunmasında yapabilmenin mutluluğu ve bahtiyarlığı içerisindeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız, özgür, hür bir devlet olarak, Doğu Akdeniz'deki bir Türk devleti olarak varlığının devam etmesi için sizlerin yapacağı katkının bizler için ne kadar anlamlı olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Sizleri bir kez daha kutluyorum. Önemli olan Sayın Komutanımızın da ifade ettiği gibi engel hiçbir zaman engel değildir. Engelleri aşmak, düşüncede olan engelleri aşabilmek için sizlerin varlığının bizler için ne kadar değerli olduğunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti bu törenle bir kez daha bütün dünyaya bunu haykırıyor. Haykırıyoruz. Çünkü biz beraberiz. Tek yüreğiz. Tören Mücahitler Marşı'nın okunması ve tören geçişiyle son buldu. Yükselen'de yaşananlar böyleydi efendim. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Güney Kıbrıs'taki Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası liderlerden Yeşil Hat ticaretinin iki taraflı olarak geliştirilmesine yönelik tüm çabaları desteklemelerini istedi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Güney Kıbrıs'taki Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası ortak açıklamayla Yeşil Hat ticaretinin iki taraflı olarak geliştirilmesi çabalarına destek belirtti. Ortak açıklamada iki odanın 2004 yılından bu yana Yeşil Hat ticaretinin uygulanmasıyla ilgili sürdürdükleri işbirliğini devam ettirmek ve bu işbirliğini geliştirmek için her fırsatı değerlendirme kararlılıkları vurgulandı. Yeşil Hat üzerinden yapılan ticaretin özellikle 2022 yılında önemli bir artış gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, ekonomik ilişkilerin ve ticaretin artmasıyla iki toplum arasındaki ilişkilerin daha iyiye gidebileceği belirtildi. Açıklamada, her iki odada Yeşil Hat ticaretinin artmasının aralarındaki diyalog, ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesine ve aynı zamanda Kıbrıs sorununa yaşayabilir bir çözüm bulma çabalarına yapacağı katkıyı takdirle karşılamaktadır. Bu nedenle iki oda Kıbrıslı Rumlar ve Türkler arasında daha fazla yakınlaşmayı teşvik etmek amacıyla Yeşil Hat ticareti ile ilgili iki taraflı bürokratik zorlukların ortadan kaldırılmasına yönelik desteklerini sürdürme konusunda fikir birliği ve kararlılıklarını beyan eder denildi. Bunun hem her iki toplumdan paydaşlara daha fazla fayda sağlamasına hem de Kıbrıs sorununun çözümü için temel bir gereklilik olan güvenin güçlendirilmesine yardımcı olacağı vurgulanan ortak açıklamada, liderlere de Yeşil Hat ticaretinin iki taraflı olarak geliştirilmesine yönelik tüm çabaları destekleme çağrısı yapıldı. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile Kıbrıs Türk Ortaeğitim Öğretmenler Sendikası bugün Milli Eğitim Bakanlığı önündeydi. İki öğretmen sendikası, öğretmenler değişiklik yasa taslağının geri çekilmesini, öğretmen sendikalarıyla çalışma yapılmasını, teknik komitenin çalıştırılmasını ve eğitim sisteminin öğretmen sendikalarıyla birlikte düzenlenmesini istedi. İki öğretmen sendikasının yönetim kurulları, öğretmenler değişiklik yasa tasarısının yeniden ilgili meclis komitesinin gündemine alınması gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. Eyleme ilişkin açıklama yapan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, eğitimde öğretmenlerin çalışma koşulları, okullarda bina güvenliği gibi birçok sorunun bulunduğunu, ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu sorunlara çözüm bulmayarak öğretmenlerin özlük haklarını hedef aldığını savundu. Maviş, öğretmenler değişiklik yasa tasarısının geri çekilmesini, iki öğretmen sendikasıyla çalışma yapılmasını, teknik komitenin çalıştırılmasını ve eğitim sisteminin birlikte düzenlenmesini istedi. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma İlem de eğitimde birçok sorun bulunduğunu, ancak bakanlığın eğitimin niteliğiyle değil süresiyle ilgilendiğini ifade etti. Öğretmen haklarının saldırıya uğradığını öne sürerek dayatmayı kabul etmeyiz diyen eylem, sorunların çözümü yönünde birlikte hareket etmeye ve destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'ndan iki öğretmen sendikasının yaptığı eyleme yanıt gecikmedi. Bakan Çavuşoğlu, iki öğretmen sendikasının öğretmenler yasasına yapmak istedikleri değişikliğe herhangi bir öneri sunmadan toplumu yanıltacak açıklamalarda bulunduğunu söyledi.
yasal değişikliklerin toplumun ve eğitimin geleceği için olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, hiçbir öğretmenin haysiyetini rencide edecek bir durumun olmadığını da belirtti. Bakan Çavuşoğlu, eğer samimi iseler ülkenin insanına daha fazla hizmetin yolunu arayalım ifadelerini de kullandı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, iki öğretmen sendikasının yaptığı eylemle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, iki öğretmen sendikasının öğretmenler yasasında yapmak istedikleri değişikliğe herhangi bir öneri sunmadan toplumu yanıltacak açıklamalarda bulunduğunu söyledi. İfade edeyim, geçen dönemde hazırladığımız değişiklikle birlikte burada eylemler yapıldığında AB öğretmenle ilgili çok büyük bir tartışma olmuştu. Oysa biz bunu bir süre önce geri çekeceğimizi ve komiteden reddettireceğimizi ifade etmiştik. Ona rağmen üyelere AB öğretmenle ilgili düzenlemeler yapılacağını maalesef daha söylemeye devam ediyorlar. İkinci madde olarak Atatürk Öğretmen Akademisi'nin kapatılacağını söylüyorlar. Oysa Atatürk Öğretmen Akademisi biz daha da güncellenerek daha güçlü bir şekilde devam etmesini sağlayacak şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hizmet içi kursların nasıl yapılması gerektiği ve öğretmenlerin bu kurslara katılımını sağlamak adına tüzük yapma yetkisi almak için bir yasa değişikliği yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, öğretmen sendikalarının eylemde eğitimin niteliğinden bahsettiğini ancak öğretmenlerin bilgilerinin güncellenmesine karşı çıktıklarını kaydetti. Yasada olmasına rağmen müdür muavinlerinin derse girmesi konusunda büyük kayıplar olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu yasada müdür muavinlerinin de haftada 4 saat derse girmesini sağlayacak düzenleme yapıldığını söyledi. Yurt dışında okuyan okul öncesi ve sınıf öğretmeni bölümlerinde okumak isteyen öğrencilerimize aslında Bakanlar Kurulu'nda olan bir yetkiyi yasaya aktararak bir açılım var. Ve bu konularda tabii ki bize özel okullara öğrenci taşımakla, müşteri bulmakla bizi suçlarlarken tam gün eğitime de karşı çıkıyorlar. Tam gün eğitime gelecek yıl 2 gün geçeceğimizi söyledik ve bununla ilgili dün de burada toplantımız vardı. Birçok şikayette bulunuyorlar. Öğretmenlerin hizmet içi eğitime gitmek ve tam gün eğitime katılmak istemediğini kaydeden Çavuşoğlu, öğretmenlerin hem çağdaşlık ve güncellemeden bahsettiğini hem de yasanın yıllardır güncellenmediğini biliyor olmalarına rağmen güncellenmesine destek olmadıklarını söyledi. Yasal değişikliklerin toplumun ve eğitimin geleceği için olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, aylardır buradayız ve aylardır bu konularla ilgili sadece yasanın görüşülmemesi yönünde tavır sergiliyorlar. Bunun alternatif açılımını ortaya koymuyorlar dedi. Hiçbir öğretmenin haysiyetini rencide edecek bir durum olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, yapılmaya çalışılanın sürekli gelişen bilgileri düzenlenecek hizmet içi kurslara, öğretmenlere aktarmak olduğunu kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, öğretmenler yasasında sağlayacağımız diğer bir konuda herkesin yasada bulunan ders saatine bir tamam girmesini sağlamaktır dedi. Biz bu yolda öğretmenler yasasında gerekli ve uzun bir süre de verdik bu konularda. Sabır da gösterdik anlayışlarını oluşturmalar için. Salı gün kısmetse bu yasa görüşülecek ve bu yasayı güncelleyerek öğretmenlerimizin birikimlerinden daha fazla faydalanacak şekilde ve onlara daha fazla katkı yapabileceğimiz şekilde bir düzende yolumuza devam edeceğiz. Yasayla öğretmenlerin sorumluluklarına hiçbir ek getirilmeyeceğini belirten Çavuşoğlu, ek olan tek şeyin hizmet içi kurslara katılma yükümlülüğü olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, hizmet içi kurslarında öğretmeni zora sokmak için değil, sınıfta daha güçlü olmasını sağlamak için gerçekleştirileceğini kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, öğretmenlere samimi iseler ülke insanına daha fazla hizmetin yolunu arama çağrısı da yaptı. Sayın seyirciler, 14 Mayıs Pazar günü, en değerlilerimizin, annelerimizin günü. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Anneler Günü nedeniyle Lapta Huzur Evi'ni ziyaret etti. Sibel Tatar ziyaretinde yaşlılarla sohbet ederek Anneler Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Pazar günü kutlanacak Anneler Günü nedeniyle Lapta Huzur Evi'ni ziyaret etti. Sibel Tatar'a Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt, Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Nurtaç Ayet, kurucu üye Figen Engüzel ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.
Ziyaretinde yaşlılarla tek tek ilgilenen Sibel Tatar, annelerin Anneler Günü'nü kutladığı hediyelerini takdim etti. Sibel Tatar ziyaretinde Babalar Günü'nün de Haziran ayında kutlanacağını anımsatarak, Lapta Huzurevi'nde yaşamını sürdüren babaların da Babalar Günü'nü şimdiden kutladığı hediyelerini verdi. Bu anlamlı günde bir başka anlamlı olay daha yaşandı. Girne Vatan Lions Kulübü yönetimi Sibel Tatar'ın Anneler Günü'nü kutladı ve kendisine hediye takdiminde bulundu. Cumhurbaşkanı'nın eşi Sibel Tatar yaptığı konuşmada yaşlılarla sohbet ettiklerini ve onları dinlediklerini belirterek Lapta Huzurevi sorumlusu Ahmet Sakinoğlu ve çalışanlar için çok güzel şeyler duyduklarını kaydetti. Gerçekten çok önemli bir iş yapıyorlar. Sadece iş yapmıyorlar. Aynı zamanda işlerini çok iyi yaptıkları için Allah hepsinden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Mutlu olduk. Anneler Günü öncesinde bir hatır sormak istedik. Onların da güzel duygularını alınca mutlu olduk. Evet, ben de herkesin, tüm halkımızın, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü şimdiden kutluyorum. Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Nurtaç Ayet de her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nün çok anlam taşıyan özel bir gün olduğunu söyledi. Bu anlamlı günde Girne Vatan Lions Kulübü olarak biz de Lapta Huzurevi'nde kalan büyüklerimize minnet duygularımızı ve sevgimizi ifade etmek için buradayız. Bugün bizleri yalnız bırakmayan, maddi manevi yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın kıymetli eşi Sibel Hanım'a çok teşekkür ederiz. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız. Lapta Huzurevi sorumlusu Ahmet Sakinoğlu ise Lapta Huzurevi'nde 32 yaşlıya hizmet verdiklerini belirterek, amacımız yaşlılarımızın dış dünyayla bağını koparmamak, dış dünyayla olan kapılarımızı açmak diye konuştu. Ve onlar bizim büyüklerimizdir. Biz yaşlı olmadık ama onlar genç oldu. O yüzden biz onları anlayamayız kolay kolay. Biz yaşlı olduğumuzda belki anlayabiliriz ama şu an onlar bence çok farklıdırlar benim için. Bir küçük atölyemizi kurduk. Orada yaşlılarımız işte bulmaca, resim yapma veya gazete okuma etkinliği gerçekleştiriyorlar. Bu hafta da Anneler Günü'nden dolayı hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Tüm annelerin de Anneler Günü kutluyoruz. Dış gelişmelerle devam edelim bültenimizde. Öncelikle Türkiye'deki bir istifa haberine bakalım. Zira Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti sayın seyirciler. Kızılay Yönetim Kurulu olağanüstü toplanarak oy birliğiyle genel kurula gitme kararı alırken kongreye kadar yönetim kurulu başkanına Fatma Meriç Yılmaz vekalet edecek. Toplanan yaklaşık 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay'ın başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay'ı Genel Başkanlığından istifa etti. Kızılay Yönetim Kurulu oy birliğiyle genel kurula gitme kararı aldı. 2016 yılından bu yana Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevini yürüten Kınık'ın istifasının ardından tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar 1. Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle buluşmasında Kızılay'ın depremde çadır satmasına ilişkin, bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir ifadesini kullanmıştı. İsrail ordusu abluka altındaki Gazze şeridine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Saldırılarda şu ana kadar 6'sı çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 31 Filistinli hayatını kaybetti. 32'si çocuk, 17'si kadın, 93 Filistinli de yaralandı. İslami Cihat Hareketi'nin lider kadrosuna hedef alan İsrail ordusu Gazze şeridine başlattığı saldırılara devam ediyor. İsrail ordusunun bölgedeki saldırılarının 4. gününde Gazze'nin farklı noktalarından patlama sesleri geldi ve siyah dumanlar yükseldi. İsrail savaş uçaklarının vurduğu 2 ev daha yıkıldı. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise bir bilgi paylaşılmadı. Gazze şeridinden de Kudüs yönüne çok sayıda roket fırlatıldı. Şehrin batısı ve güneyinde uyarı alarmları çaldı. İsrail saldırılarında şu ana kadar 6'sı çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 31 Filistinli hayatını kaybetti. 32'si çocuk, 17'si kadın, 93 Filistinli de yaralandı.
Yeniden içe dönelim. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk'ünün özgür, egemen ve huzur içinde bir yaşam sürdürebilmesi için geçmişini iyi bilmesi gerektiğini söyledi. Aydınlık yolda eğitim, bilim, sanat ve sporun önemine de değinen Tatar, bu konuda öğretmenlere büyük görevler düştüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu öğrencilerinin başarısının bir tesadüf olmadığını da altını çizdi sayın seyirciler. İşte yaşananlar. İlkokullar arası futbol turnuvası ve atletizmde şampiyon olan Güzelyurt Özgürlük İlkokulu öğrencileri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. 75 öğrenci ve 10 eğitmenden oluşan kafileyi Cumhurbaşkanlığı bahçesinde ağırlayan Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencileri gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu Müdürü Halil Mahmutoğlu, şampiyon öğrencilerin başarısını paylaşmak için ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, hedeflerinin daha büyük başarılara imza atmak olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, Kıbrıs Türk'ünün özgür, egemen ve huzur içinde bir yaşam sürebilmesi için geçmişini iyi bilmesi gerektiğini söyledi. Aydınlık yolunda daha güzel yarınlar için iyi eğitim almak ve ona göre aydınlık yolda eğitim, bilim, sanat, kültür, bütün bunların birleşmesiyle sizlerin gelecekte bu topluma, bu halka büyük hizmetler verebileceğinden hiçbir şüphem yoktur. Onun için diyorum ki derslerin yanında sanat, müzik ve spor. Sporda görüyorum. Bu başarılar beni çok mutlu etmiştir. Sizlere daha da büyük başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte daha da güzel başarıları hep birlikte ekip ruhuyla kazanırsınız, elde edersiniz. Ama Güzelyurt Özgürlük İlkokulu'nun adı üstünde bir kere yaşadığınız yer güzel. Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında özgürlük kavramına da değinirken, Özgürlük İlkokulu öğrencilerinin birinci görevinin yaşadıkları ülkede özgür bir yaşam sürebilmek için mücadele etmek olduğunu söyledi. Tatar, Kıbrıs Türk'ünün özgürlüğünün bugünün gençlerinin elinde olduğunu da vurguladı. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu öğrencileri daha sonra Cumhuriyet Meclisi'ni ziyaret etti. Meclis Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde birinci olan okulun atletizm ve futbol takımlarına meclis anısına madalyası verdi. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu'ndan toplam 75 öğrenci, 10 öğretmen eşliğinde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen ve onlara hitap eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler başaracaktır" sözünü örnek vererek konuşmasına başladı ve "atalarımızı, tarihimizi unutmamalıyız" dedi. Bu topraklarda çok büyük mücadeleler vererek ulusal varlığımızı korudular ve bugünlere gelebildik. "Sizleri buralarda görmekten dolayı gururluyuz" diyen Meclis Başkanı Töre, "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve biz bundan asla vazgeçmeyiz" ifadelerini kullandı. Öğrencilere okul hayatlarında başarılar diledi. Töre ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde birinci olan okulun atletizm ve futbol takımlarına meclis anı madalyası verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ikinci girişimci çocukları projesi tamamlandı. Projeyle ülke geneli kırsal bölgelerdeki ortaokul düzeyinde eğitim alan öğrencilere girişimcilik kavramını tanıtmayı ve genel olarak girişimci düşüncenin temellerini öğretmek amaçlanıyor. Proje, öğrencilerin hayal gücü, analitik yaklaşım, planlama, problem çözme, yenilikçi, risk alma ve sosyal iletişim gibi yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nin desteğiyle Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ve Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği'nin birlikte yürüttükleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ikinci girişimci çocukları projesi tamamlandı. Projenin kapanış etkinliği İskele Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Verilen bilgiye göre Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nin katkılarıyla hayat bulan Tangül Çağaner Vakfı ve Kuzey Kıbrıs Türksel'in de sponsor olarak destek verdiği projenin kapanış etkinliğinde girişimci çocukların proje sonuçlarının sunumları gerçekleştirildi. Etkinliğe Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türksel Genel Müdürü Murat Küçük Özdemir, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Başaran'la
GİKAT, GİAD ve Tangül Çağaner Vakfı temsilcileri katıldı. Proje, İskele ve Karpaz bölgelerinde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu, Erenköy Lisesi, Polatpaşa Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, Mehmetçik Ortaokulu olmak üzere 5 okulda uygulandı, 70 öğrenci projeye dahil edildi. Ders yılının ilk yarısında teori, ikinci yarısında da uygulamalı olacak şekilde icra edilen proje için gerekli olan tüm araç ve gereçler söz konusu iki dernek tarafından temin edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geneli kırsal bölgelerdeki ortaokul düzeyinde eğitim alan öğrencilere girişimcilik kavramını tanıtmayı ve genel olarak girişimci düşüncenin temellerini öğretmeyi amaçlayan projenin öğrencilerin hayal gücü, analitik yaklaşım, planlama, problem çözme, yenilikçilik, risk alma ve sosyal iletişim gibi yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediği kaydedildi. Açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 2. Girişimci Çocukları Projesi'nin başarılı bir şekilde tamamlanması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde girişimcilik alanında yapılan çalışmaların ve eğitim programlarının önemini bir kez daha vurguladı. Projenin gelecekte de devam etmesi ve daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşması umulmaktadır denildi. Sayın seyirciler, trafik haftası sürüyor. Polis trafik haftası kapsamında sürücülere araç parfümü dağıttı ve öğrencilere trafik eğitimi verdi. Trafik haftası nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikler sürüyor. Etkinlikler kapsamında hafta süresince ülke genelinde trafikte araçlarıyla seyir halinde bulunan sürücülere üzerlerinde trafik kurallarını hatırlatan öğütlerin yazılı olduğu araç parfümleri dağıtılarak sürücüler uyarıldı ve trafikte farkındalık yaratıldı. Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre hafta süresince ayrıca öğrencilerin trafik bilinci seviyesini artırmak ve trafikte sorumlu bireyler olarak yetişmelerine katkı yapmak adına Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik trafik eğitimi verilerek uymaları gereken trafik kuralları hatırlatıldı ve trafikle ilgili pratik bilgiler aktarıldı. Diğer yandan Necat British Koleji öğrencileri de öğretmenleriyle birlikte Girne İtfaiye Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere Girne İtfaiye Şubesi tanıtıldı ve yangınlarla ilgili bilgiler aktarıldı. Alsancak'ta faaliyet gösteren Necat British Koleji'nde öğrenim gören öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Girne İtfaiye Şubesi'ni ziyaret etti. Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, itfaiye görevlileri tarafından öğrencilere Girne İtfaiye Şubesi tanıtıldı. Öğrencilere ayrıca yangın ve diğer olaylarda kullanılan araç ve aletlerle ilgili bilgi verildikten sonra, yangınların oluşumu, yangınlara karşı korunma yolları ve herhangi bir yangın gördüklerinde itfaiyeye nasıl haber verecekleri hakkında faydalı bilgiler verildi. Bu haberle bize ayrılan Süreyya'nın haberimizi burada noktalıyor. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz efendim. Yeni bir haftada, yeni bir günde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Norderland Kıbrıs Kupası finalinde Türk Hocaeli Masol Cihangir'i yenerek şampiyon oldu. Türk Hocaeli Masol'a Cihangir karşılaşmasının 90 dakikası bir birlik eşitlikle sonuçlandı. Uzatma sürelerinin de 3-3'lük eşitlikle tamamlanmasının ardından kazananı penaltı atışları belirledi. Penaltı atışlarını 5-3'lük üstünlükle tamamlayan Türk Hocaeli Masol, Norderland Kıbrıs Kupası'nın şampiyonu oldu. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun organize ettiği Ahmet Sami Topcan Kupası şu sıralarda Gazi Mausa Doktor Fazıl Küçük Stadında oynanıyor. Geleneksel hale getirilen ve A2 Süper Ligi şampiyonuyla A2 1. Ligi şampiyonunun karşı karşıya geldiği kupa karşılaşmasında bu yıl Mausa Türk Gücü ile Yeni Boğaz için mücadele ediyor. Maç şu sıralarda BRT2'den naklen yayınlanıyor.
Voleybolda 21. Erkekler Süper Kupa şampiyonu Vakıflar oldu. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan Süper Kupa finalinde rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne 3-0 mağlup eden Vakıflar kupayı müzesine götürdü. Şampiyon Melekler U18 Kızlar Ligi'nde final serisi ilk karşılaşması Atatürk Spor Salonu'nda oynandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi zorlu bir karşılaşmadan sonra rakibi Gazi Mausa Belediyesi Çamlık Spor'u 3-2 mağlup etti ve seride 1-0'lık avantaj yakaladı. Serinin ikinci karşılaşması 16 Mayıs'ta saat 18'de Necati Taşkın Spor Salonu'nda oynanacak. Basketbol Pro Lig'de playoff heyecanı dün akşam başladı. İskele Spor Salonu'nda oynanan maçta Girne Amerikan Üniversitesi, Caesar Larnaca Gençler Birliği'ni 71-45 yenerek 3 maç kazanım esasına göre oynanan seride 1-0 öne geçti. Girne ekibinde Emircan Mercan 19 sayı 10 reboundla double-double yaparken Hamit Çeliktaşlılar 16 sayıyla maçı tamamladı. İskele temsilcisi Gençler Birliği'nin çifthanelere ulaşan tek oyuncusu 11 sayı üreten Mert Akdeniz oldu. Serinin ikinci maçı 13 Mayıs Cumartesi saat 15'te Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanacak. Girne Amerikan Üniversitesi bu maçı kazanması halinde finale yükselecek. Gençler Birliği'nin kazanması durumunda seride son maç İskele'de oynanacak. Diğer eşleşme olan Coop Spor Savoy Marmara'nın ilk maçı bu akşam saat 19.30'da Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Dems Construction Erkekler Ligi'nde 8. hafta maçında Gençlik Gücü Doğu Kent karşısında zorlanmadan 42-21 galip geldi. Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu'nda oynanan maçta Yeşil Beyazlılar rakibi karşısında devreyi 18-11 maçı da 21 sayı farkla 42-21 kazandı ve haftayı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puanla 2. sırada tamamladı. Doğu Kent ise yine galip gelemeyerek 1 puanla son sırada kaldı. Türkiye Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye 1. Ligi'nde yer alan Vakıflar takımına Boon Fresh Trading Limited sponsor oldu. Bu kapsamda Boon Fresh Trading Limited meyve sularının her ay marketlerde gerçekleşen satışlarından elde edilen gelirin bir kısmını Vakıflar Tekerlekli Sandalye basketbol takımına katkı olarak aktarılacak. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Auto Cup devam ediyor. Federasyon kortlarında gerçekleşen turnuvada dün 12 ve 16 yaş kategorilerinde maçlar oynandı. Kuzey Kıbrıs Karting Derneği'nin organize ettiği 2023 Kaleboya Rock Cup Karting Şampiyonası'nda pazar günü ikinci ayak yarışları yapılacak. Sezonun ikinci yarışını yine Cemsa Sporting Center'da saat 13.45'te gerçekleşecek. Yarışlar mini, junior, senior ve master olmak üzere 4 kategoride yapılacak. Bankası para hattını sunar. Para hattını sundu. Üçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, yarınsa az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batıdan orta kuvvetle esecek. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 13, Girne'de 16, Alevkayası'nda 12, Güzelyurt'ta 13, Gazimağusa'da 14, Lefke'de 16, Yenierenköy'de 16, İskele'de 14 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 30, Girne'de 24, Alevkayası'nda 25, Güzelyurt'ta 28, Gazimağusa'da 26, Lefke'de 27, Yenierenköy'de 25 ve İskele'de ise 27 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde de bugün hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, yarınsa az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batıdan 4 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz hafif, yer yer orta dalgalı, tahmini dalga yüksek.
yüksekliği 2 metre dolaylarında olacak. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Engelsiz Haber Bülteni'nden merhaba. Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi koalisyonu bir yılını doldurdu. Başbakan Ünal Üstel, hükümetin bir yılını doldurması nedeniyle basının karşısına çıkarak icraatlarını anlattı. Üstel, hükümetin pandemi, ekonomik sıkıntılar ve deprem felaketinin yaşandığı bir süreçte görev gerçekleştirdiğini anımsatarak, tüm zorluklara rağmen halkın refahı ve huzuru için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Üstel, ekonomiden sağlığa, turizmden çalışma hayatına, gençlikten kadına, spordan kültüre, enerjiden dış politikaya kadar pek çok alanda önemli işlere imza attıklarını kaydetti. Üstel, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili açıklamalarda bulunarak, engelli kardeşlerimizle bu yıl sonuna kadar kendilerinin uygun göreceği 50 kişiyi devlete istihdam yapacağız dedi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, yapımı devam eden meclis yerleşkesini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne her durumda katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkı için büyük önemi olduğunu vurguladı. Töre, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin yıl sonuna kadar bitmesinin beklendiğini söyledi. Büyükelçi Feyzioğlu da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması çağrısını hatırlattı ve bu yapının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen, eşit, bağımsız ve kalıcı olacağı anlamına geldiğine işaret etti. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda bir dizi etkinlik düzenleniyor. Hafta dolayısıyla Lefkoşa'da "Hayatı paylaşmak için engel yok" sloganıyla kortej düzenlendi. Dere boyu Pronto Çemberi'nden başlayan korteje Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy katıldı. Cumhurbaşkanı, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve ülkenin tüm imkanlarından yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla yılın her günü duyarlı bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, hedeflerinin farklılıklarını ortadan kaldırarak bu bireylerin gelecek kaygılarını en aza indirmek olduğunu vurguladı. Taçoy, engelsiz yaşam evini yakın bir tarihte açacaklarını da sözlerine ekledi. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, her yıl olduğu gibi bu yılda var olan sorunlara dikkat çekmek amacıyla bir dizi etkinlik ve ziyaret gerçekleştiriyor. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu, Engelliler Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk,
Kutlamalar yapmak yerine çözüm bulana kadar sorunlarını dile getireceklerini belirtti. Yüce Türk, sorunları sıralarken en önemli sorunlardan birinin engelli dairesinin olmayışı olduğunu belirtti. Basın toplantısının sonunda aralarında engelli dairesinin kurulması, kamuya açık alanlarda ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi, özel bakıma muhtaç engellilerin ailelerine asgari ücret düzeyinde nakdi yardım bağlanması gibi önemli maddelerin yer aldığı 16 maddelik istem paketi de sunuldu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, 25 Haziran'da yapılacak ara seçimlerde toplam 209.837 seçmenin oy kullanacağını açıkladı. BRT'ye açıklamalarda bulunan Şefik, seçmen sayısının bir önceki 25 Aralık seçimine göre 1601 kişi arttığını kaydetti. Şefik, seçime katılacak siyasi partilerin adaylarını 31 Mayıs'a kadar belirlemek zorunda olduğunu da hatırlattı. Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için yurt dışındaki tüm merkezlerde oy verme işlemi tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti %59,1 katılımla yurt dışı seçim merkezleri arasında nüfusa oranla oy kullanmanın en çok artış gösterdiği ülke oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kullanılan oy pusulaları ve seçime dair evraklar diplomatik kargoyla Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu'na gönderildi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yetkililerini kabul ederek görüştü. Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, görüşmede bakanlıktan artan girdi maliyetleri ve hayvancılıkta yaşanan sorunların çözümü yönünde çalışma yapmasını talep etti. Bakan Oğuz'sa, hayvancıların sorunlarının farkında olduklarını ve çözmek için çalışma yürütüldüğünü söyledi. Oğuz, sorunların kısa sürede çözümlenmesi için önümüzdeki günlerde tarafların yeniden bir araya gelmesi konusunda mutabakata varıldığını da belirtti. Gazi Mausa'da doktor Sadreddin Tuğcu, kliniği içerisinde bıçaklı saldırıya uğraması sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralanan Tuğcu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili tutuklanan zanlı Çağan Ertun'a mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, polisin soruşturma amaçlı talebi üzerine zanlının 8 gün tutuklu kalmasına karar verdi. Doktor Tuğcu'ya düzenlenen saldırıya çeşitli kesimlerden kınama geldi. Sağlık çalışanları da meclis önünde protesto eylemi yaparak saldırıyı şiddetle kınadı. Yapılan açıklamada sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasal düzenlemelerin yapılması istendi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu tarafından geliştirilen Kuzey Kıbrıs Smart TV uygulaması artık tüm platformlarda. BRT ile birlikte ülkedeki özel televizyon kanallarının sesini de dünyaya duyurmasını sağlayan Kuzey Kıbrıs Smart TV, tüm dijital platformların yanı sıra artık tüm telefon markalarının mağazalarında da yerini aldı.
Kuzey Kıbrıs Smart TV uygulamasını televizyon, tablet ve cep telefonlarındaki arama motorlarına girerek indirebilirsiniz. Engelsiz Haber Bülteni'ni izlediniz. Hoşça kalın.